Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul'un en güzel noktalarından birindeyiz. Şarkılara, şiirlere, romanlara konu olan Pierre Loti'deyiz. Sizi ilk olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarına götüreceğiz. Kültür sanata büyük önem veren Ulu Önder Atatürk, sanata büyük destek vermişti devlet olarak. Biz şimdi o günlere götüreceğiz sizi. Çağdaş dünyada sanat eğitimi artık hükümetlerden öte devletin bir politikası olarak desteklenmektedir. Ancak günümüzde kendi ülkemizde bu durumun pek de öyle olmadığını görüyoruz. Batıya bu kadar kapalı olduğumuz şu günlerde özellikle sanat alanında Cumhuriyet döneminde ne gibi gelişmelerin olduğunu ve ülkemizin sanatta geldiği noktayı hep birlikte görelim istedik. Atatürk, bir millet sanatta ehemmiyet vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur diyerek sanatın önemini, millet hayatındaki rolünü yaklaşık 80 yıl önce bu cümlelerle açıklamıştır. Günümüzde bu görüşten uzaklaştığımız hissine kapılanlar olsa da, Cumhuriyet var olduğu sürece her dönemde değerli sanatçıların yetiştirebileceğimiz olan inancımız tamdır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başarılı öğrencilerin yurt dışı eğitimlerine gönderilmesi ve Cumhuriyet'in ilanından sonraki 15 yıllık süreçte yaptıkları Atatürk'ün bu sözlerini kanıtlar niteliktedir. Çok sesli Batı müziğin ülkemizde yaygınlaştırılması temel ilke olarak benimsenirken, geleneksel Türk müziği türkülerinin derleme, araştırma ve geliştirmesine önem verildi. 1924 yılında Ankara'da Musiki Muallim Mektebi açıldı. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açılmasıyla bu okul Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümüne dönüştürüldü. Ankara Devlet Konservatuvarı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu müzik, tiyatro, opera, bale sanatçılarını yetiştirmeye başladı. Türk Beşleri olarak adlandırılan Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'le sonat, senfoni, konçerto ve operalarını yazdılar. 1934 yılında ilk Türk operası olan Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy ve Taşbebek operaları Ankara Halk Evleri'nde temsil edildi. Darülelhan'ın öğretim programı yeniden düzenlendi. Türk müziği derslerinin yanında Batı müziği derslerine de yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temeli olan İstanbul'daki Muzikai Humayum 1924'te Ankara'ya getirildi. Risayet-i Cumhur Musiki Heyeti adını aldı. 1933'te bando bölümü orkestradan ayrıldı. Orkestranın şefliğini 1935 yılına kadar Zeki Üngör ve Ahmet Adnan Saygun yaptı. Cumhuriyet ilan edildiğinde İstanbul'da Darülbedai ve bazı özel tiyatrolar faaliyet halindeydi. Darülbedai 1931'de İstanbul Belediyesi'ne bağlandı. 1934'te ise adı İstanbul Şehir Tiyatroları olarak değiştirildi. Tiyatro sanatının yurda yayılmasında halk evlerinin büyük hizmetleri görüldü. Ankara Halk Evi sahnesinde Akın, Çoban, Mavi Yıldırım oyunlarının ilk temsillerinde Atatürk de hazır bulundu. Ankara Devlet Konservatuvarı tatbikat sahnesine gerçek anlamda ilk oyunların temsillerinden sonra Ankara'da devlet tiyatrolarının kuruluşuna giden yol da açıldı. Atatürk dönemi Türkiye'sinde plastik sanatlarda büyük gelişme gözlendi. 1924'ten itibaren Sanayi-i Nefise-i Mektebi Ali'si mezunları Avrupa'ya gönderildi. Cevat Dereli, Mahmut Cuda, Refik Epikman, Muhittin Sebati, Şeref Aktik ve Ali Karsan ilk gönderilen sanatçılardandı. Sanayi-i Nefise Mektebi Ali'si 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı. 1932-1933 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü açıldı. Atatürk anıt ve heykel yapımına önem vererek Cumhuriyet'in heykeltıraş kuşağını yetiştirmesini destekledi. Sanatın bir başka ayağı olan sinema alanı da Cumhuriyet döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. Muhsin Ertuğrul tiyatroda olduğu gibi sinema sanatının gelişmesine de görev almıştır. Sinema salonlarının sayısı artmış, uzun metraj ve konulu filmler çekilmiştir. Bu dönemde Doğu-Batı sentezinin doğru şekilde harmanlanmasıyla müzik alanında çok sayıda değerli sanatçı yetiştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan sanatla ilgili çalışmaların sonucunda Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi sanatçılar Türk sanat müziğinin bu dönemde yetiştirdiği başarılı sanatçıların başında gelmektedir. Atatürk'ün gözlerine bakılamaz ve bakılırsa insanın gözleri erir diye duymuştuk mektepte çocukluğumuzda. Ben devamlı başım önde Atatürk'e bakamıyordum. Bununla birlikte Aşık Veysel, Ruhi Su, Muzaffer Sarı Sözen gibi duayen sanatçılar yine Cumhuriyet döneminde Türk halk müziği alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin dünyadaki marka değerini arttıran isimlerden olmuştur.
her dönemin sanatçısı olan bu ve daha fazla sanatçımızın eserleri ve etkileri günümüzde hala devam etmektedir. Günümüzde sanat hak ettiği değeri görmese de dijitalleşen dünyada Cumhuriyet dönemi sanatçılarımızın yaptığı başarılı eserler dünyanın farklı yerlerindeki sanatçılar tarafından kullanılmakta ve gerçek sanatın gücünü herkese göstermektedir. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Tabutta Röveşata, Filler ve Çimenler gibi filmlerin ünlü yönetmeni Derviş Saim çok farklı bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ana Ahmed Rifqi. Osibtu muakhiran fi unuqi athnaa amali fi muhimmati al-meydaniyya. İsabe ciddiye. Kema enneni lestu kadiren alel kelam. Bir film projeye başlarken o projeyi niçin yaptığınızı belirleyen bir sürü faktör vardır. Sizinle ilgili bir çağrışımı olur projenin. Sizin düşündüğünüz bir soruya yanıt arama çabasının sonucunda ortaya çıkabilir. Veya bunların yanı sıra taze bir iş olup olmadığına da bakarsınız. Suriye'yle ilgili yapılan işler çoğunlukla Türkiye'deki göçmenin hikayesi üzerine yoğunlaşıyordu. Ve bu konuda film yapılmasını elbette desteklemek lazım. Ben de bunu desteklerim. Ama artık Suriye'yle ilgili yapılacak olan bir işin daha başka meselelere kaymasında yarar vardı. O ülkede, Suriye'de acaba neler olmuş olabilir? Projenin ortaya çıkmasına etki eden kaynakların arasında bunları sayabilirim. Başka şeylerin yanı sıra bunları sayabilirim. Benim filmografime baktığınız zaman enteresan ve bence bana hoş gelen tarafı filmografinin birbirinden farklı filmlere sahip olması. Konu itibariyle, tür itibariyle, yaklaşım itibariyle, bütçe itibariyle bunlar birbirlerinden farklı durabiliyorlar. Evet, kümelenebiliyorlar ama aralarında ittifaklar yapabiliyorlar, koalisyonlar yapabiliyorlar. Bu film ötekilerden farklı. Yaklaşım olarak farklı, hikaye olarak farklı, tarz ele alış olarak farklı. Ama yine de alttan alta devam eden bir yapı var. Nedir o? Tarih ve kültüre saygı bağlamında devam eden bir şey var. Mesela Binbir Gece Masallarını ele alın. Burada da benim bu coğrafyanın, Orta Doğu coğrafyasının kültürüne bir selamım var orada. Binbir Gece Masallarını alıp hikayeye entegre ediyoruz ve bu savaşı aslında bir Binbir Gece Masalları fonunda izliyoruz. Bu öteki filmlerimle olan ortaklığı. Onun yanı sıra çok büyük farklar var. Çok büyük farklar var. Yani hikaye işte karakterlerin biçimlenmesinde, hikaye çizgisinin gelişiminde farklar var. Şimdi Almanya'ya gittiğimizde bizim başımıza gelenleri bizim Suriyelilere yaşatmamamız lazım. Bu zaten insan olmanın, insani bir hayat sürmenin şartlarından biri. Dolayısıyla bize gelen Suriyeli göçmenlere ötekileştirici, onları insan yerine koymayan, çok olumsuz denebilecek şartlar altında, davranışlar altında temsile, davranmaya, onları öyle görmeye doğru her türlü eğilim benim kabul edebileceğim bir şey değildir. Bunun söylemesi bile gereksiz ama altını çizeyim. Yani ben onlara insanca davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hiç ötekileştirici herhangi bir diskurun ortaya çıkmaması gerekiyor. Mesela ülkelerine dönsünler. Mesela sen öyle bir film yaptınız, daha yakın. Öyle bir imkan var mı? Elbette şimdi ülkede ateş kesilir, demokrasi çerçevesinde bir şeffaflık olur. İnsanlar huzur içerisinde yan yana yaşayabilecekleri koşullara sahip olurlar. Evet, o zaman dönersin. Ben de olsam dönerim. Niçin dönerim? Ne işim var benim başka yerlerde? Orada köklerin var, yaşadığın kültür, ekmeğini binlerce seneden beri kazandığın kültür, oraya gidersin. Ama şimdi şu anda ortalık
kaynıyor ki yani dönmeleri çok mümkün değil. Savaş berbat bir şeydir. Aslında filmde de bunu gerçekten... Savaşın ne kadar berbat bir şey olduğuyla ilgili ben bir şeyler gösterebilmek için bunu yaptım. O insanlar niçin kaçtılar buralardan? Daha iyi yaşayabilmek falan ya da maaşlara konmak, ne bileyim ev almak, iş almak falan filan için değil. Canlarını kurtarmak, namuslarını kurtarmak için. Çoluklarının çocuklarının geleceğini kurtarmak için kaçtılar. Bu. Suriyeli oyuncularla mı çalıştın sen? Oyuncularınız ya... Suriyeliler var. Ama başroldeki iki erkek oyuncu Salih Bakri ve Ali Süleyman Filistinli. Öteki başrol kadın oyuncu Sara El Debuş Suriye asıllı. Doktor, patolog o Suriyeli. Geriye kalan herkes Suriyeli. Şimdi bir film bir doktora tezi değildir. Doktora tezi olmadığı için de bir kompleks meselenin, savaş gibi kompleks meselenin, hele Suriye Savaşı gibi kompleks bir meselenin bütün boyutlarını ele alamaz. Bütün boyutlarını ele almaya kalkıştığınızda sebze çorbasına döner. Sebze çorbasına dönen bir film de deneysel bir film olarak, merkezinden sık sık ayrılan bir film olarak bazıları tarafından, sosyologlar, siyaset bilimciler tarafından olumlu karşılansa da dramatik değeri göreli olarak düşer. Ben dramatik değeri de olan, meselesi üzerinde savrulmayan, fit, ortaya koyduğu mesele neyse onun üzerinden yürüyen ve sonuna kadar devam ettiren bir film yapmak istemiştim. Bunun içerisine emperyalizmi katmaya kalkıştığımız anda filmin hikaye çizgisinde boşluklar, kopukluklar, karanlıklar yaratacaktınız. Daha iyi bir arka plan çizebilmek uğruna, iyi ya da kötü. Bunu yapmak istemedim. Ancak filmin içerisinde bu tip ince dokunuşlar var. Televizyondan gelen sesler, işte efendim karakterizasyon, birkaç diyalog. Bunları ben söylemeyeyim. Evet, yani o kesinlikle zaten bunun bir parçası. Zaten sinema adını verdiğimiz şey de sözle anlatılmayan, anlatılmaması gereken bir somut davranışlarla ya da durumlarla gösterilmesi gereken dili içerir. Olumlu olan şey böyle bir şeydir. Bizim Obama'yı konuşamayan karakterin sesi olarak yapmamızın altında yatan şey budur. Emperyalizm senin adına konuşuyor. Sen konuşamazsan gelir senin adına Amerikan başkanı konuşur. Yüksek gerilim hattında tehlikeyle burun buruna çalışan elektrik işçileri. Yönetmen Metin Avlanç bu zorlu çalışmayı belgesel filmine taşıdı. Sence talimat verince oluyor mu bu iş? İşte he? Giremiyoruz. Karın içine giremiyor. 3 metre kar yığmış. Gece bir arasındayız. Ne düzen kaldı ne bir şey kaldı. Kondisyon kaldı. 3 saatlik uykuyla çalışıyoruz. Bugün 4. gün. Yok. 59 kaç numaraydı şey? Evet, ben elektrik kurumundan, TİYAŞ'tan emekliyim 2009'da. Bu yıl 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne tipi filmine başvurdum. Ve ulusal belgesel yarışmasına seçildi. Yüksek gerilim elektrik işçilerinin hayat hikayesini, yani çalışma koşullarını anlatan bir belgesel film. O zorluğu işçilerin hayat hikayesini anlatan bir film olsun dedim. Özellikle enerji iletim hatlarında çalışan işçilerin hikayesini kimse bilmez, çalışma koşullarını bilmez. Kameramı onlara tuttum, yansıttım ve zor koşullarda, kış koşullarında onların hikayesini çekmeye çalıştım ve topluma yansıtmaya çalışmaya başladık yani. Biraz kimse bilmez kısmını biraz açabilir miyiz? Gerçekten hani biz belki de işte bir dakikalık elektrik kesintisi olduğunda hemen hani neden oluyor diye soruyoruz. Ama belgeseli izledikten sonra bence izleyicilerimizde de bu duygu oluşacak. Çok zor şartlar altında belki de metrelerce yükseklikte çalışmak zorundalar, bedenen çalışmak zorundalar. Ve siz de kameranızla onları birebir takip etmişsiniz. O süreçten biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi dedim ya biraz önce ben 20 yıl bu işte çalıştım, aynı işte çalıştım. O koşulları bilen bir insanım. O zorlukları kendim de yaşadım, o kış koşullarını. İşte Trakya'da ve İstanbul'da çalıştım. Çünkü işlerinde olduğum için bu iş kolunu
yüksek gerilim enerji hattında çalışan işçilerin hikayesini, yani daha doğrusu bu iş kolunu bilen insanlar yok toplumumuzda. İşte dağda işte 30-40 metre, 50 metre, 100 metre İstanbul'daki Boğaz Köprüsü, Boğaz'da geçen yüksek gerilimler var. İşte Bebek tarafındaki 120 metredir. Öbür tarafta Sarıyer tarafında geçenler 160 metrelik yüksek gerilim enerji hatlarıdır. TİH'i kimse bilmez. Şimdi eskiden Türkiye Elektrik Kurumu vardı. İşte 90'lı yıllar Özal zamanında Türkiye Elektrik Kurumu 4'e bölündü. Halkımızın tamamen bildiği kişiler, yani kurum, TEDAŞ'ı bilirler. Yani ben burada kurumu açıklıyorum ama çünkü perakende işini yapan o kurumdur. Ve halkın muhatap olduğu kurumdur. Ama TİH, diğer 3 kurumu, kurumun halkla ilişkisi yoktur. Birebir ilişkisi yoktur. İşte elektrik santralleri, işte iletim hatları, pazarlama bölümü, bu 3 kurum halkla ilişkili değildir. Halkın muhatap olduğu TEDAŞ'tır. TİH'teki özellikle bu zorlu koşulları anlatan bir belgesel yapmak zorundaydım. Bu cefalı şeyleri, ben çünkü işçi sınıfının haklarını savunmayı seven bir insanım. Yani seven değil de içinde var olan bir insanım. İşçi sınıfından sinemaya geçmiş bir insanım. Ailece de işçiydi. Böyle bir mücadele içerisinde topluma bu insanı anlatmak istedik. Çünkü evinize nasıl elektrik geldiğini pek bilenimiz yok yani. İşte 2 dakika dediğiniz gibi bir elektrik kesilince hatta küfür edenler de oluyor. Bunlar topluma yansıtacağız ki elektriğin nasıl evinize geldiğine, ha demek ki bu elektrik bize böyle geliyor, bu insanlar hakkında kötü düşünmeyelim. Yani bilerek elektrik kesilmez. Peki bizim ülkemize özgü mü o çalışma koşulları, yoksa hani Avrupa'da da mı aynı koşullar altında çalışıyorlar? Yine mi hani işte o yükseklere çıkmak, ya da onlar daha farklı bir teknoloji mi geliştirdiler elektrik için? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde de bir Avrupa, mesela bundan 3-4 yıl önce Fransızlar geldi, 1 yıl elektrikler kesilmeden yüksek gerilimde 400 bin volt enerjinin de elektrikler kesilmeden de artık bizim işçi arkadaşlarımız da o yüksek gerilimde çalışıyor helikopterle. Son 2 yıldır özellikle bunun eğitimini aldılar, canlı bakım ekipleri kuruldu. Belli bölgelerde hiç elektrik kesilmeden bu yüksek gerilimde bakımlar yapılıyor. Daha önceden elektrikler kesilirdi ama tabii şehirler elektrik kesilmez. Bu şeyler, yüksek gerilimler bir şehire 4-5 yerden elektrik gelir. Birinin şeyi olduğu zaman, işte kalp gibi diyelim, demek ki işte 5 tane kalbe giden damar vardır. Bir tanesinde rahatsızlık vardır. Onun bakımı yapılır ama kalp yine çalışır. İşte o kalp şehirdir yani. Ancak o 5'inde 3'ünde bir şey olursa kalp zorlanmaya başlar ve seni ikaz eder. Bana bir bakım gerekiyor. İşte şehir de öyledir yani. Şehire bir 5 yerden elektrik geliyorsa, 3'ü de arıza varsa veya da bakım gerekiyorsa, o 2 tane damar şey yapmaz yani, kalbi beslemez ve tedavi ihtiyaç duyar. Ve bir an önce iyileşmek isterim. İşte şehirler de böyledir yani. Türkiye'de entegrasyon sistemi olduğu için kolay kolay şehirlerde elektrik kesilmiyor. Sizler fark etmezsiniz ama bizler biliriz. Giderseniz şunlar karşımızda Kemer Bey Dağları gözüküyor. Orada yüksek gerilim enerji hatları gider. Orada çalışmalar ama olur, ama biz burada röportaj yaparız. Peki tabii sizin hani elektrik ile uğraşmanız, yani oradan emekli olmanızın da büyük etkisi olmuştur. Çünkü gerçekten hani size güvenip kendi hayatlarını da, yani kendi çalışma koşullarını açmışlar. Bu konuda biraz zorluk çektiniz mi? Yani hani hem izin almakta hem de işçilerle birlikte hani kamerayı görünce bir tedirginlikleri oldu mu? Ya şimdi benim hepsi benim arkadaşım. Hatta devre arkadaşımlar vardı. İzlediğiniz belgeseldeki o baş kahraman benim devre arkadaşım, ekip şefi. Halen devam ediyor, çalışıyor. Adapazarı ekip şefi. Bunlar beni yakında, çünkü içinde yetiştiğim için yani bir sıkıntı olmadı. TİH kurumu da izin verdi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta bana görüntü desteği de verdiler. Şimdi bu tip bir belgeselini çekim sırasında, çünkü 20 saat biz arazideydik. Yani özellikle o İzmit'in
Karadeniz bölgesinde o filmde izlediğiniz o kar tipi halindeki arızaların gideri de İzmit'in Karadeniz bölgesi, ama İstanbul'da hiçbir yağmur da yok. İzmit bir saat ötede tipi oluyor ama İstanbul'da yağmur yok. Yani şaşıracak bir şey. 20 saat arazideyiz. Herhalde de 3. 4. gün çekimlerdeydik. Hasan Bey denen bir mühendis, ya Metin abi yani inanır mısın dedi. TH kurumu profesyonel bir ekip, ki sen de profesyonelsin bu işte. Getirseydi bizim bu hayatımızla ilgili belgesel çekmeye çalışsaydı, inanır mısın bir saat kalmazlardı bu arazide. Ama sen kalıyorsun, 20 saat bizlerle geçiriyorsun, o yorgun arka hiç sesin çıkmıyor. İyi ki diyor sen kurumun içerisinde var olmuş bir insansın, teşekkür ediyoruz. Bizi bu zorlu koşullarımızı anlatmak için bizimle varsın. Çok mutluyuz dediler. O yüzden onların da manevi desteklerini de aldım. Toplum öğrensin ya. İşçi sınıfını anlatacağız ya bu ülkeye. Peki şimdi belgeseli izlediğimizde gerçekten tehlikeyle burun burunalar. Ve hani o yüksek metrelerce yükseklikte çalışıyorlar. Şimdi çalışma koşulları çok zor. Evet. Bir yani hani peki özlük haklarına geldiğimizde orada bir değişiklik var mı? Yoksa hani çok yine karşılamayan ücretlerle mi çalışıyorlar? Ya şöyle söyleyeyim. Türkiye koşullarına göre çok iyi olmasa da özel sektöre göre iyi. Bu kamu kuruluşudur, devlet kuruluşudur TİH. Yani işte elektrik kurumuna, TİH'a ilk giren bir insan, işçi 4000 liradan aşağı zannedersem işe girmiyor aylık maaş. Ama bu yeterli bir maaş mı değil. Yani 10.000 daha olsa, 15.000 daha olsa yeterli değil. Avrupa standartlarında bir ücret değil Avrupa'ya baktığınızda. Ve tabii ki iyileştirmeler var. Kıyafetlerinde de iyileştirmeler var şu anda. Ama ne kadar da olsa iyileştirme, o soğuk ve arazi koşulları, yorgunluk, beden başka bir şeydir yani. Bana göre bu insanlara ayda 20.000, 25.000 lira alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü her zaman için tehlikedeler. Filmi izlediğinizde dikkat ettiğiniz gibi yüksekte bir insan, iş kazası geçiyor, kule devriliyor. Kendi de olan bir şey değil. Ölümden buru buru kafa üstü, yani kule yıkılmış olsa 30 metreden kafa üstü toprağa düşecek. Yani belki orada altında kaya var, bilemiyorsun ama karın altında olduğu için. Yani o kaza benim gözümün önünde oldu. Yani ellerim titrererek o çekimi yaptım. Sonra monoportu kara batırdım. Personel yetersizdi. Ben de çünkü eski enerji işçisi olduğum için ekibe yardım ettim. Yani işte yaralı arkadaşı direkten birlikte indirdik. Yani ben aşağıdan yardım ettim yani. Sonra işte o röportajı da 2 ay sonra yaptım, iyileştikten sonra. 3 işçi arkadaşımız yaralandı. Yani kıyafetleri yerinde, şu anda bayağı iyileştirildi. Yani TİH şey yapmıyor yani, bu konuda kaçmıyor masraftan. Yani son işin kendisi tehlikeli. Ya, tabii işin kendisi tehlikeli. Yani, yani o direğe çıkıyorsun, 40-50 metre başın dönüp dönse, tansiyon düşse hiçbir şey yapmadan aşağı düşebilirsin. Ama şimdi onun da önlemini alınmış. Can emniyet ipliği, yani dağcılar gibi önce bir işçi çıkıyor direğe, onun can ipini bağlıyor. İşçiler de artık ona kemerini bağlayarak düşmeye kalsa bile aşağıda hemen kilitleniyor. Daha artık güvenli bir şekilde direkler için. Yeni, son 2-3 yıllık bir şeydir. Belki 4 yıldır. Çünkü ben 2016'da 17'de çektim. 4 yıllık, 5 yıllık bir meseledir. Gitgide yatırım yapıyor. Yani TİH bu konuda kaçmıyor. Ama ne olursa olsun her zaman için risk vardır. O helikopterin bile riski vardır. Bir arıza olsa tellere takılıp düşebilir yani. Şimdi işçi sınıfının sesini duyurmak gerekiyor dediniz. Peki mesela bedenen bu kadar zorlu bir iş yapan ve gerçekten hani iş kazasına müsait bir iş kolu, erken emeklilik gibi ya da işte daha az mesai gibi o tür uygulamalar yapılıyor mu?
Ya yok maalesef yani şu anda devlet memurları 65 yaş, erkeklerde kadınlarda da 60 yaş emeklilik hakkı. Şimdi bizim arkadaşımızlar yani çoğu 50-55 yaşlarında o direğe çıkıyorlar. Eğer ki sağlık problemleri yoksa çıkıyorlar, yine bakımları yapıyor.